Herkese merhaba arkadaşlar, ben Hilal. Bugün sizlerle birlikte ablamla birbirimizi ne kadar tanıyoruz videosu çekiyoruz arkadaşlar. Yanımda Tolu doğal olarak ablam var. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Ayrıca Emel abi var, kamera arkasındaki destekçimiz, kameramanımız. Ayrıca bugün bize soruları da Emel abi soracak. Sorumuzla başlıyoruz. En sevdiğin yemek. En sevdiğin yemek. Peçmehir. Çok kolay oldu. En sevdiğin yemek. Kolay değil bence, zor oldu. Benim için kolay oldu. Bakmayacaksın ama sen. Senin için tabii ki de bakmayacağım da ben şu an hiçbir şey gelmiyor aklıma. Acı biberli bir şeyler. Ben yazdım. Acı biberli bir şeyler yazdım, olur mu? Ben yazdım. Şimdi bilirsen... Ay gerçekten bilemiyorum. Ben şuraya kağıt koyacağım. Şimdi bilirsen 1003 olacağım. Ben bilirsem ben puan almış olacağım gençler. Bunu farklı türlü de yapıyorlar arkadaşlar ama biz böyle yapacağız. Böyle konuştuk aramızda zaten. Böyle yapmaya karar verdik. Ben şimdi ablamınkini saklıyorum. Kendisi biliyor ama benim ne yazdığımı şu anda belki bilemez yani. Çok zor olmasa gerek ama. Salladım. Galiba tahmin ediyorsun abinden. Hadi göster. Ne? 1, 2, 3. Taze fasulye. Köfte mi? Köfte yemiyorum ki, ben tavukçuyum ben. Evet doğru değil. Yazıklar olsun Allah. Evet, sevdiğin yemek. Emin abi yazdın. Evet, ablama ablam kaybetti. Ben kazandım. O sıfır. Onu koyma bence. Ben kazandım pembeler. Ha? Sevdiğin yemek. Ha? Ben onu. En sevdiğin yemek? En sevdiğim yemek. Ne? Kendin de bilmiyorsun yemek. Bulamadım. Patates demeyi yazacaktım. Hayır, patatesi mi? Ama benimki kolay oldu. Taze fasulye çok sevdiğim yemek. Taze fasulye kolay. Karnabahar seviyorum ben. Karnabahar mı? Tamam. Tavuk bütün herkes iğrenç tavuk, yerlere yapıyor. Tavuk şeyleri seviyorum. Tavuk yemeklerini seviyorum. Tavuk yazsaydım direkt olurdu. Evet, köfte ne? Tavuk mu yap? Köfte. Hamburgeri de ben köfte yiyorum. Hamburger yazacaktın da. Tavuk yiyorum. Hamburger değil. Neyse tamam. Sevdiğin içecek. Bir tane mi yazıyorsun, iki tane mi? İki tane, tane biliyor muyum? Bir tane, hayır. Bir tanesi, iki tanesinden. Gizin diğeri diyeceğim var ya. Yazılışım yazmış olabilir. Sürü belli. Olabilir. Arkadaşlar içecek şu anda ne, o da kahve yazdım ihtimalle. Ben de kahve yazdım. Çünkü ikimiz de kahveyi çok, aynen, seviyorum. Ama önemli olan türü yani. Bir, iki, üç. Cold brew. Brew. Brew annesi işte. Kahve karamel mekatı ama karamel keyle yazmış. Bilemedin. Bilemedin mi? Filet var. Filet var. Filet var. Soğuk olunca cold brew, sıcakta şey. Sıcakta filet var. Bugün yine filet var, sıcak mıydı? Ben tek karamel mekatı içiyorum. Aynen, karamel macchiato. Hatta ekstra karamel. Please. Tamam. Evet, şimdi yeni soruya geçiyoruz bakalım ne. En sevmediğin tatlı. Ablam tatlı sevmiyor. Ha, buldum. Vallahi ben seni çok iyi tanıyorum abla. Ben seni hiç tanımıyorum. Yazıklar. Acaba olsun. Kardeşim. Yazıklar. Aynı, birbirimiz aynı deniz gördük. En sevmediğim. Düşünüyorum. En az sevdiğim. Ya tatlı çok sevmiyorum. Ama çok sevmediklerim arasında aksi. Tamam hadi. Annemler bakma, alıyor. Annemler alıyor hani. Sen bakıyorsun. Annemler alıyor. Ay, hadi. Gitti artık ya. Ya sil sil. Hayır. Baklava mı yazdın? Hayır, siliyorum bunu sadece. Şey yazdım, hatırladım. Ben yazdım. Ben tanıyorum ya. Bir, git var, inkar edecek üç. Ama. Sütlaç. Tulumba. Tulumba, aynen. Benim sütlaç dilim var. Gerçekten değil. Sütlaçı zorla olsa yemeyeyim. Hiç ağzıma sürmediğim kabak tatlısı. Asla yani. Hiç ağzıma sürmem. Hani sütlaçı belki yerim de belki. Çok sevmiyorum. Şeyi severim. Neyse hadi bir tane bildim ben. Bir tane miydi? Karamel mekatı da vardı. İki tane oldu. Bilmediklerini şu an bildim. Aynıyız. İki iki. İki şu anda arkadaşlar. Süper. Öyle. Bu arada arkadaşlar daha çok bu tarz videolar için, ablamla video için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın mutlaka. 5000 like, 5000 like'dan aşağısını ne yapıyoruz? Kabul etmiyoruz arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Aynen. Evet. Yeni soru ver abi, ateşli. Görmek istediğin yer. Emre abi dep yapıyor, neden yaptın? Şu an benimkini Hilal biliyor zaten. Aynen. Ben ülke yazacağım. Şehir olması olur mu? Olsun lütfen. Olsun hadi. Çünkü ben de zaten şehir olarak istemem, ülke olarak istemem. Tahmin ediyorum. Gidip Hollanda yazma. Hollanda'yı zaten gördüm. Hollanda yazmanın olmayacağını biliyorum. Hollanda'yı gördüm. Amerika'dayım. Amerika. Oo, bildim. Attım ama. Ben de Amsterdam. Kesin Amsterdam zaten. Biliyordum. Ben gittim Amsterdam. Çünkü ben kendimi çok anlatıyorum. Demek ki sen Minecraft oynuyorsun. Kendini... Neydi abla, ben ne? Sen bana anlatırken ben ağzım kapalı mı duruyor? Amerika gitmek istediğimi biliyorsun. Demek ki Bileli benden iyi tanımıyor olabilirsiniz yani. Work and Travel'a gidecektim. Work and Travel'a gidecektim hani. Soracak videomu izle. Amerika. Öğrenmek istediğin değil.
Evet. Benim öğrenmek istediğim kesin biliyorum. Net ama Hilal'in öğrenmek istediği bir şey. Hollanda dokunmuş bir. Senin öğrenmek istediğin bir dil var mı? Bence yok. Boş ver. Minecraftça. Böyle bir dil icat olur. Hitaca dili. Espriler şakalar. Yapma. Beni bozdun. Kes. Ne olur yapma. Bir daha hadi, yapma. Ne olabilir? Ne olur kapatmayın videoyu. Kork. Lütfen kapatmayın. Hadi. Sinirlendirme beni. Hitaca dediği ya. Hadi. Tamam. Tamam ya, varma. Emir abi bile geliyor. Emir abi de bana bana. Ben sana dil yazıyorum. Şu an tamamen sallayacağım. Dil. Tatarca falan hocam. Gördün mü benimkine? Vallahi görmedim. Vallahi görmedim. İlk başta köfteye şöyle bakmıştım. Şöyle yapıyorsun. Köfte insan çiğ köfte yazar. Çiğ köfte hadi yiyor. Çiğ köfte aklıma geldi. Onu ben daha çok seviyorum diye yazmadım sana. Öyle mi? Karnı büyük Türk çiğ köfte yiyorsun. Çiğ kıskandım. Emir o senin. Dur bir dakika. Neydi soru? Dil. Söylere anne tamam, falan hadi. Buldu. Söyle sen ne olduğunu söyle bu arada. Onu söyle. Benim en çok öğrenmek istediğim dil Çince. Çince'yi biliyorsun abla zaten okulda öğrendim. Bilmiyorum çok az öğrendim. Ama biraz biliyorum. Ama haksızlık şey değil mi abi? Haksızlık. Sadece söylüyorum. Çince. Çince. O da ne demek biliyor musun? Ben öğretmen değilim öğrenciyim. Bir daha söyle. Sadece bunu biliyorum. Bir de şarkımız var. Bir de şarkımız var. Şarkım var. Ni va va. Ni va va. Vo bu ni va. Vo meyo papa. Vo meyo mama. Diyor ki orada annem yok, babam yok, ben bez bir bebeğim. Tövbe annem şimdi gelecek içeride. Hatta şey söylesek o ama Koreceydi değil mi? Gangnam Style. Hoppa Gangnam Style. O daha çok biliyorum yani onu. Neyse hala söylüyorum Japon veya Çin veya Koreli deriz biz Türk'üz. Aynen. Lütfen zaten yorumlar genelde o tarz olduğu için. Hadi neyce yazdın? İtalyanca. Ben de sana İtalyanca yazdım. İtalyanca olabilir aynen. En çok düşündüğüm benim de İtalyanca geldi. İtalyanca benim Çince'den sonra ikinci dil olursa. Ama Çince net. Sen öndesin 4-3. Allah Allah çaktırma lan. Hadi yeni sorumuza geçiyoruz hemen. En sevdiğin renk. Biraz önce bunu konuştuk. Da. Aynen. Ben Hilal'e bordo mu diye sormuştum. Ben de sarı dedim. Dedi. O da sarı dedi. Ben de bana dedi ki yoksa haki yeşilim. Dedim ki haki yeşilin hangi renk olduğunu bilmiyorum. Hilal şimdi merjan rengi falan yazacağım. Ben şey RGB kodları var ya abla. Oo, onlardan o kod sonra yazma yani. Kod RGB ama. Ne be? Kod ama 16. Hexadecimal olarak. Ya. Buraya dın diye geçiyorum. 404 not found. Hadi. Bilmiyorum da sallayacağım bunu ben şu an. Sallıyorum. Ya pembe diyeceğim ama neyse dur yazıyorum. Dur düşünsün. Şey yok bilemiyorum. Şaşırtma insanları. Pembe yazdığını fark ettin mi? Hilal bir ara Cennet Mahallesi'nin hayranıydı. Pembeyiz. Oha! Yalana bak. Cennet Mahallesi'nin hayran mı? Ben sihirlendim. Hani çekirdek çitliyor ya. Onu çok sever. Ya yalan ya. Gelmiş daha güzel. Çekirdek çitlemiyor. Sevmiyorum ben. Emel'lerin mahallesinin adı İstanbul Cennet Mahallesi. Sen çekirdek çitlensin. Çok çocuğun öyle kapağı numarasını da resimlensin. Düşünüyorum şu an. Sarı değil, haki yeşil olabilir. Dur bakayım. Ha, ara tonlarda mı, tam tonlar mı? Oo, ben sana hiç... Zaten RGB kodunu vereyim. Valla başka burada renk şey var. Lütfen böyle laf sokma şeyi tamam. Ver. Neydi? Tagline. Hadi, ne dedim? Laf sokma. Pembe dedin sen ama. Emir abi de doğru. Ya pembe dışında benim renk sevdiğim renk mi var? Bana içeride diyorsun ki sarı da olabilir ama... Sen pembe o kadar sevdiğim. Odaya bakar mısın? Etrafına bak, etrafına. Kulaklığından şüphelendim. Kulaklığa bak, kulaklığa ya. Buralar seni benden iyi tanıyor galiba. Kulaklık, ben bu kulaklık için ne kadar çok istedim lan bu kulaklığı. Ben bildim. Sen ne yazdın? Arkana bak her şey. Aslında benimki de açık çok mavi. Ne, hangi renk? Beyaz, net, tartışmasız. Beyaz kıyafeti yok arkadaşlar. Bütün tişörtlerim beyazdı. Tişört beyaz olur çünkü genel. Siyah var ama. Siyah desem daha mantıklı. Var. Bilemedim. Hilal var ya 5-3 ölçü. Pembe seviyorsun sen de ya da sarı. Pembe sarı etek önce olacak bir yer miyim? Sarı etek diye geldim. Pembe geberik gelinler çıktığından beri vazgeçtim. Geberik gelin de ne? Tövbe estağfurullah. Ne zaman herkes? Hadi devam ediyoruz. En son okuduğun kitap. Ya uf haksızlık ama. Hep senin bildiğin sorular. Biliyorum. Ben daha geçen hiçbir şey anlatmıyordum arkadaşlar. Görün bakın. Ben, odamı açtım odamı. Yedim. Odamı açtım. Odam her şey pembe. Tamam hadi. Yatı kurtum. Kitabın adını bilmiyorum da şey yazıyorum.
En son okuduğun kitap mı? Burada okumadın yani. Bir önceki sanki bileceğim. Burada okumadın. Anneme verdiklerinden mi? Anneme verdiklerinden. Tamam. Oo, zaten 3 şanstan biri. Ay, yanlış yazdım ya. Ya of. Kaşıcı kitap olduğunu yaz, ismini yaz. Ben de ismini yazıyorum. Hayır, bilmiyorum. Oo, ben de bilmem kim Ahmet'in Mehmet'in sonuncu kitabı diyeyim. Harry Potter'ın 8. 8 mi ama o? O kaçıncı kitap o? Lanetli çocuk. Sen 8 demiştin geçen. 8 ya da 9 bilmiyorum, 10 mu artık? Sen ne yazdın? O kadar yok da. Var ya, çok yakışmış. Herkes o bir önceki. Ya. Parla. Tınçık Hanım. Herkes seçmiyor okudu. Dünyada sonra kimsenin tanımadığı sanatçı şeyleri yazan bir ablam biliyor. Hani şu an yazarlarınız da baş açmalamış. Tınçık Hanım basın açıklaması falan. Ya bu ne ya? Ama haksızlık. Hadi sor Emre abi. En sevdiğin kadın oyuncu. Benimki biliyorsun zaten. Net yani, tartışmasız. Aynen. Ben de tahmin yapacağım. Bence bilirsin. Bildin galiba. Ya sen benim sesimi niye dinliyorsun? Böyle bir şey yapalım. harfli hareket edin. Ne? Ben hiç dinlemiyorum. Aslı Emre. Ya niye bildin ya? Murat Bozdağ. Çok seviyorsun. Serenay Sarıkaya arkadaşlar. Evet, tam gözükmüyor olabilir ama söylüyoruz zaten. Birbirimize de bakıyoruz. Benim ben yani minik minik. En sevdiğin erkek oyuncu. Bence Murat Boz erkek oyuncu sayılmaz, sayılır mı? Sayılmaz. Sayılsaydı? Ya saymadım bilerek. Sayılsaydı kesin. Türk mü yabancı mı? Ha? Türk mü yabancı mı? Yerli mi yabancı mı? Murat Boz ben insan olarak. Yani, o anlamda değil çok yani. Çok şükür. Allah yarattı. Allah yarattı. Neler yarattı. O anlamda değil tabii ki de. Aslı Emre'yi de çok seviyorum, Murat Boz'u çok. Oyuncu Türk mü yabancı mı? Türk. Seninki Türk. Türk erkek oyuncu yazmıyor muyuz şu an? Evet. Senin Türk erkek oyuncu var sevdiğin. Benim onu. Yabancı var mı diye düşündüm, bulamadım şu anda. Bir yere vardı ama Türk erkek oyuncu. Türk erkek oyuncu tamam. Senin hiç Türk dizisi izlediğine şahit olmadım. Hiç. Sana özel mi? Güzel yazıyorum. Sen okuyama diye küçük küçük yazmışsın. Şimdi atıyorum kafadan. Annemin en sevdiği oyuncu yazacağım. Benim, o değil mi? Annemin en sevdiği. Annem en sevdiği oyuncu. Çağatay Ulusoy ya. Annem onu oyuncu olarak sevmiyor, yakışıklı diyor. İyi çocuk diyor tip olarak. Tamam. Haa, ama işte o emin değil neyse yazıyorum. Sallıyorum aslında yazıyorum derken şu an bildiğini sallıyorum. Değil ama şimdi şey yazdım da ne yazdım. Hilal var ya nasıl şey yapıyorsun ya. Bakmıyorum ama gençler gerçekten. Barış Erduş dedim. Salladım yani. Çağatay Ulusoy'du. Deli Bal'dan dolayı arkadaşlar. Ay nasıl de şey yaptın Deli Bal'ı? Deli Bal benim en sevdiğim filmlerden biriydi. Bırak tabii ki benimki. Buradan Çağatay Ulusoy'a da. Barış Erdük yazdım. İhtimalle onu da selamla. Bırak Öşevit'i de. Burak Öşevit'i bu arada ablamın zaten tartışmasız. İki kanka. Burak Kozbaşı. Emel hiç sesin gelmedi. Hayır geldi söyledi. İlaç TV oyunculuğundan beter inan ki. Ama Allah'ım ne kadar da güzel bir dizi. Hemen izlemeliyim. En sevdiğin sanatçı. Şarkıcı oluyor bu. Hadi come on. Hadi. Sen benimkini net bilemeyeceksin. Ben seninkini biliyorum. En sevdiğin şarkıcı senin. Evet. Bul da göreyim. Bul da göreyim. Aslında dur bir düşüneyim mi? Ben de bilmiyormuşum da. Ya çok... Aa evet buldum net. Tamam. Buldum. Buldum. Bul net. Birisi. Net. Bildiğim birisi değil mi? Yıllarca sevdi ama şu an seviyor musun hala onu? Net, yok o değil. Kadın ha, onun altından çok kadın. Hadi kadın, sana bir sır verdim. Kadın. İrem Derici değil. Hadi. Sallanma. Tamam. Kim? Çok kolay bulursun. Bulamadım ya. Kadın. Kadın. Daha bu kadar ipucu benim, başka da vermem. Kadın da anne. 150'ye indirdim. Kadın sanatçı yani. Bulursun ya. Bir şarkısını bile söylerim sizler için ama katlanamaz. Dur bir dakika, uydurdum birisini. Köşeye yazdım, görmediği. Niye görmediği yazıyorsun? Bak sanki ne olacak? Sezen Aksu. Sana Murat Boz dedim. Sanatçı olarak o kadar değil. Sanatçı olarak seviyorum da. Ne olarak seviyorsun? Şarkıcı olarak şu an Buray var bir numara. Ay evet, Buray vardı da. Benimki Sezen Aksu değil tabii. Murat Boz'u çok seviyorum, o ayrı. Sanat, bilemedim, şarkıcı, bilemedim dedi. Oyuncu, insan, enişte olarak, hepsi olarak çok seviyorum kendisini. Sezen Aksu değil benimki de, yanlış. Sıla. Aaa Sıla, Sıla'yı da ben severim. Ben bayağı kişiyi seviyorum aslında. Çok ben de çok dinledim var da tabii. Biraz en çok deyince bir kaldım. En sevdiğin dizi. En sevdiğin dizi. Seninki Türk mü yabancı mı onu söyle. Türkçe olacak. Hep yabancı Türkçe bilemezsin. Bilirim, Sherlock derim.
Ya bence Sherlock değil ki. Garip dizi. Türkçe'de mi senin de? Benimki de Türkçe. Güncel, eski de olabilir ama. Tabii şimdiye kadarki en sevdiğim dizi. Benimkini de bilebilirsin. Benimki kolay zaten bence. Çünkü ben senin Türk dizisi izlediğini pek görmedim ve bulurum. Aynı şeyi yazdık. Medcezir. Bildin mi ben? Evet. Sen bilemedin. Asmalı Konak. Ben hiç sevmezdim. Ablam beni zorla izletmeye çalıştı. Asmalı Konak çok koy bildin. Bildin mi? Medcezir'i vermemiştim. Ben şu altına koyayım. Kağıtların arkasında kullanalım. Aynen, kağıtların arkasında. En son izlediğim film. En son birlikte gitmiştik sanki Hilal. Bilmiyorum. Ben seninle son gittim, onu bildin mi? Filmin adını hatırlayacağım mı acaba? Gitmişsindir. Hatırlayacağım mı acaba? İnşallah doğru yazmışım. Hani cümle aleme rezil olurum. İngilizce yazdı ha. Ölünecek adam yazmışım. Spider-Man yani. Aynen. Saymıyorum ki. Ya, seninki de mi Spider-Man en son? Hadi ya. Ondan sonra gitmedim galiba ya. Sonra iş, sınavlar, bilmem ne. Tatil. Hayat yoruldu yükler. Hayat yoruldu. İşe gidiyordu. Okula gidiyordu. Bitmek bilmiyordu yollar. Gidiyordu okula. Bitmiyordu okula, yollar. Sonra devam etsene. Sonra tatile gitti. Kaç yaşına dönmek isterdin? Kaç yaşına dönmek isterdin? Bunu cevabını... Bu da acıklı bir soru. Evet. Sebebini açıklamak zorunda mıyız? Ben buldum. Senin kaç yaşa dönmek istediğini düşünüyorum şu an. Bir aşağı yani. Bir yukarı olabilir. Tabii. O civarda hani. O civar, ne evet. O ilkokul, anaokulu, lise. Öyle mi yazsak? Aynen öyle yazalım mı? Benimki ama belli, ben zaten biliyorum. Tahminimce. Bilemiyormuşum bir de. Bakalım ne acaba? Benim yaş mı yazdın sen şu an? Yaş yazdım. Ben de mi yaş yazayım? Ya o dönem aşağı yukarı bilirsek. Yaş bilemez miyim? Sen bilirsin, sana hak var da ben tek de vururum. Ben çok iddialıyım. Tanıyorum diyorum yani. İyi, ben de şey... Ben boş zamanlarımda tamam. Ablamın sevdiği şeyleri falan ben soruyorum. Ben 16 diyorum senin için. 16 mı? Yani liseye dönmek istiyorsunuz. Anaokuluna lise... okula gitmediğim... okula gitmediğim evde hayalimin ana sınıf öğretmenliği olmak istediğim yerine dönmek istiyorum. Ne zaman? Senin 14. Benim 14. 13,5 belki. 14. Senin ne zaman? Benim mi? Benim de ortaokul. Ne yapacağız? İlkokul. Çocukken. Sınav yok. Dersleri çalışmadan geçiyorsun. Sokaklarda koşturuyorsun. Ben sen sınav hazırlanırken, ablam sınav hazırlanırken biz Diyarbakır'daydık. Ben o ders çalışıyordu. Ben full sokak dedim. Yani sabah 8'de sabah 8'de çıkıyordum evden. Gece 2-3 yani artık kaçta aynen. Gelirsem. O yüzden en çok o zamanları seviyorum. Şimdi sokakta bir şey yok çünkü. Lojmanda oturuyorduk çünkü biz öyle. Evet, yeni sorumuza geçelim. En sevdiğin spor. Ben mümkün olmadıkça hızlı bile yürümüyorum. Benim çok zorluğunda kalırsam hızlı yürümüyorum. Bir ara evet. Senin bir şey vardı şimdi dalga geçeceğim bir gözüm de. Aynen. Kendimi şey yapamadım. Ablam bir ara sürekli tenis oynuyor, badminton falan oynuyordu böyle bir kendimi havalı. O zamanlarda badminton ne bilmiyorsun. Kendimi... Böyle mantar gibi bir şey onunla vuruyorsam ben kuşuyum tabii. Ablam o zamanlar liseye falan başlamıştı galiba. Öyle. Gençliğimin baharıydı. Ne? Basketbol. Benim de basketbol. Basketbolu bakın O L yazmışım. Görüyorsunuz Amerika'nın oyunları. Görüyorsunuz. Basketball yazmış ya. Basketball nedir ya? Ball diye bir şey var. Işte Türk'üz biz Türk. Şey oldu. Biraz önce ben bir şey... Bak Spiderman! Arkadaşlar ben örümcek adam. Neyse ben... Bilerek yazmadım bayılıyor. Ölürüm Türkiye. Dövdü. Kağıt kalmadı. Lunapark'ta en sevdiğin oyuncak. Ablam bilemeyecek. Adını bile bilmiyor çünkü. Zavailant'ta gitmiştim. Ben adını bilmiyorum. Çıkıldığım bir şey yazıyor da tam okuyamıyorum şu an. Evet yazdım. Emoji evet. Bile koydum. Crazy Dance. Crazy Dance ne ya? O dönem var ya. Balerin mi? Ha şöyle ahtapot gibi. Balerin sevmiyorsan. Ahtapot gibi değil hani Emel ablalarla da büyümüştük. İşte onu seviyorum da onun adını Crazy Dance olduğunu şu an öğrendim. Ahtapot gibi şey. Ablam birkaç kere... İlerinki de ters dönen şey. İki tane ters dönüyor ya. Bir tane adrenalin var. Asansörü de seviyorsun aslında. Asansörü de seviyorum ama onlardan çok en çok bir tanesini seviyorum. Bilal ölüme koşuyor böyle. Durduk ya ölüme falan koşmaya çalışıyor. Ya şimdi Luna Park'ta ters dönen o kadar çok şey var ki. Hayır şey böyle. Ranger var. Hah Ranger şöyle. Tamam bilemedin nefes kesen. Dry. Hepsi benim nefes.
Nefesini kesen değil, adı nefes kesen. Şu an ekranda görüyorsunuzdur şu şeylerle. Onurlarla gitmiştim ya bayramda. Ekranda biz de görecek. Sen, Zeki Müren de bizi görecek. Sen gör. Bak ekranda bak abla şu anda. Görüyor musun? Orada. Raylı böyle tren. Uzun yani o zaman bilemedim. Sırf bilemiyorum. Ben de uzun ilgilen sürü saymıyorum. Bana ne? Hayır saymayacağım. Oydu, oydu. Çirkefe yatmaya başladım. Ümit Davalı milattan önce. Ümit Davalı mı kaldı? Hadi. Bir erkek saçlarını şöyle kesip iğrenç. Iyy. Ben seninkilerine saygısız diyecektim mi? Ama Burak bu seviyor. Niye ne saygısız diyeceğiz? Evvel sen söyle. Neyi? Soru. Ateşle. Evvel sen herhalde orada uyku yapıyorsun. En sevdiğin çizgi film. Bu benimki çok kolay. Seninkini de yazıyorum. Senin bir tane çizgi film. Yazıyorum senin çizgi film yok. Eski. Var, var. Tom ve Jerry diyeceğim ya. Sen Tom ve Jerry'yi sevmezsin orada kedi diye. Ya Tom ve Jerry yok kedi diye. O kedi gibi değil de. Sevmezsin değil. Ben kedileri seviyorum da korkuyorum işte. Öyle bir fark. Salladım şu an. Twitter. Twitter ne ya? Ha şu civciv. Jetgiller ya. Nasıl bilmezsin? Jetgiller çizgi film mi kesin şeyde? Biliyorsun ha. Ne benimki? Benimki. Casper. Hayır. Ne alaka? Ne? Casper'da çizgi film mi kaldı? Ben seviyorum Nilay. Kralik. Toz bir toz canım arkadaşım. Yoksa hiç hala kırıcıdan hep yanındayım. Toz bir toz bir. Nilay'ın sevdiği şarkıyı söyleyeyim mi size ben de? Hayır. Ellerim tombiş tombiş. Kirlerin canım kom. Ya bir git ya. Kirli eller sevilmez. Bu seninkiler. Güzel saçlara bakayım ister, hele dişler, hele dişler, kirlenince kulaklar. Bunu herkes biliyordur ama, birazcık farklısını. Şu an herkes videoyu hadi. Kapattı İrem, en sonu senle ben... Sorularımız bitti şu anda, sayım aşamasına gidiyoruz, sen sayken dekine. Sayım mı? İrem, bir, orada olacak şey yapalım, yayın yasağı koyalım, akşam iki, toplu yayınlar. Bir, üç, dört, iki, beş, doğru say. İki, üç, dört, beş, altı, pembe, yedi. 8, 9, 10. Oo, berabere. 10. Nasıl 10 ya? 1. Şunlar da arkalarına baktın mı? Baktım. 1. 1. 2. 2. 3. 4. Arkası? Yok. 5. 5. 6. Tamam. 7. 8. 9. 10. Easy. Good game. Easy. Berabere bitiyorsunuz. Cici'nin good game. Game over yazacaktık. Game over değil, oyun bitti ama biz ikimiz de kazandık. En azından tanıyormuşuz birbirimizi eşit derecede. Değil mi? Ama bayağı tanıyormuşuz da. Ve bazılarını da ya şu yetiştik. Şu var. Şimdi yaş değil de gören 20 yaşındayım. Hani etkileri belki kimse, siz bilmiyorsunuz yani. 20 yaşındayım ben mesela, 23 yaşındayım. Yok 15 Allah. Yaşındayım. Ya daha 20 yaşındayım. Annesi de 10 yaşında. Ablam da 30'lu yaş. Ben kızdıramam değil mi? Sen kaç yaşındaydın? 27 yaşındasın. Sen, ablam 27 yaşında, ben 23 yaşındayım. 27 miyim? 90'lıyım diyelim. Genç görünme gece. 90 daha büyük oluyor. 2000 küsürler izliyorum, 2010'lar izliyorum. Şey, 2000'liler var mı yani? 2010'lu insanlar yaşıyor. 17 yaşında, 2010'lar büyük şu anda. 17 yaşı. 2017 yaşında geldi. Merhaba. Merhaba dünyalı. İlkokula mı gidiyorlar? 2007 yaşındayım. Matematik yok, matematik. Matematiğim de gayet. Hesap diyor ki 90'lıyım, küçük zannettin. Sanki 90'lıyım. 2010'lu sanki. Gencim, boş verin. Aynen, ruhun geç abla. Önemli olan ruhumuzun, içimizdeki çocuğu kaybetmemek arkadaşlar. Ablam kaybetti çocuğu. Aynen, içindeki çocuğu da kaybettim artık. Ablam bilmiyorsa ben 23 yaşındayım. Yolla, yolla. Acıları bana, yolla. Dur, dalga. Evet, demek istediğim şey hani... Dönem dönem oluyor mesela, inanmazdı. Hani onların üzerine böyle bir sürü dönem geçti aslında. İnanmazsız da olabilir. İnanmazsız. Survivor'da işte yıktı geçti beni. Tatar. Niye be? İyiydi sorardım. Öyle. O yüzden de hani bazen böyle bilemediklerimiz de olabiliyor dönemde. Mesela Jetgiller çok severim ben de ama onun üzerine başka çizgi filmler çıktı. Hani Nilo'yu izliyorlar tabii. Ha, Nilo'yu ben komik buluyorum ya izleyip yani böyle... Yeğenim izliyor, Begüm var, o izliyor dayımın kızı, kuzenim. Öyleyse videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizin bence yorumlarını... Şey, sen çıkabilirsin, hadi görüşürüz. Hadi söyle. Şey, ve bay bay. Bay bitmedi daha. Ha, like atmayı, yorum atmayı... unutmayın.
bir izliyoruz daha sonra. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Lütfen like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum Hilal ve bye bye. Ben de seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.